tarihteki birçok önemli bilim insanının, Feynman'ın, Einstein'ın ve hatta Nikola Tesla'nın dahi röportaj kayıtlarına, verdikleri derslere ve konuşmalarına YouTube gibi mecralardan ulaşabileceğimiz bir devirde yaşıyoruz. Bu ortamın en sevdiğim yönü de bilgiye erişmeyi, onu arayan herkese bu kadar imkanlı kılması. İçimi kemiren noktalardan biri de böyle mecralarda hem Türkiye hem de dünya bilim camiasını derinden etkilemiş yerli bilim insanlarına dair çok az hatta bazıları hakkında hiç materyal olmaması. Kanalımızı oluşturmamızdaki en önemli noktalardan biri de bilimsel konularda herkesin anlayabileceği şekilde materyaller üretmek olduğu kadar bu bilim insanlarına olan görevimizi de yerine getirmek. Bu videomuzu doğumunun üzerinden tam bir asır, vefatının üzerinden de 30 yıl geçmiş olan fizikçimiz Feza Gürsey'in anısına alıyoruz. Doğumu 7 Nisan 1921, vefatı 13 Nisan 1992. Annesi Sorbonne Üniversitesi'nden doktoralı kimyager Profesör Doktor Remziye Hisar, Darül Fünun'un fen okuyan ilk kız öğrencilerinden. Babası tıp doktoru ama aynı zamanda Heisenberg ve Schrödinger'den ders almış bir fizikçi ve öğretmen Reşit Süreyya Bey. Galatasaray Lisesi, ve İstanbul Üniversitesi Matematik ve Fizik bölümlerinden birincilikle mezun. Lise mezuniyetinden sonra Fransız hocalarından biri notları onun kadar iyi başka bir öğrenci ile onu kıyaslaması istendiğinde bir köy öğretmeni ile ordinarius profesör arasında ne kadar fark varsa diğer öğrenci ile arasında o kadar fark vardı şeklinde cevap verir. Doktorasını Imperial College'da yaptıktan sonra Cebinizdeki 10 liranın üzerindeki resminden hatırlayacağınız Cahit Arf'ın desteğiyle İstanbul Üniversitesi'nde asistanlığa başlar. Bu sırada eşi Süha Hanım'la tanışıp evlenir ve sonrasında 1957-1961 yılları arasındaki zamanı Amerika'da Brookhaven Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'nda geçirir. Bu esnada dünyanın en ünlü fizikçileriyle beraber çalışma imkanı bulur ve fizik dünyasında çığır aşan bazı makalelere imza atar. Çalışmalarını Princeton Üniversitesi'nde sürdürmek amacıyla referans istediği Nobel Fizik Ödüllü Wolfgang Pauli ona yazdığı cevap mektubunda "Ben seni Princeton'a tavsiye edebilir miyim diye düşünmüyorum. Tam tersi. Princeton Enstitüsü'nü sana tavsiye edebilir miyim diye düşünüyorum." der. Feza Bey annesine Princeton'dan yazdığı bir kartta oradaki fizikçileri anlatıyor ve heyecanını şöyle dile getiriyor. Ben de kırkından sonra saz çalanlar gibi fizikçiliğe yeni başladım. Bu yarışa nefesim kesilmeden daha ne kadar devam edebileceğim bilmiyorum. Önümüzdeki seneler en büyük ümidim ilim dünyasının bu köşesinde olup biteni biraz olsun anlayabilmek. Sen nasıl Sorbon'da büyük hocalarla temas edince yeni bir alem keşfeden bir seyyahın heyecanını duymuşsun. Ben de hakiki fiziği keşfetmek heyecanını bu defa Amerika'da hissettim. 1961 yılında Türkiye'ye döndüğünde Erdal İnönü'nün yoğun ısrarlarıyla 1974'de dek ODTÜ fizik bölümünde çalışmış, 1968'de TÜPİDAK bilim ödülünü almıştır. 1965-1974 yılları arasında ODTÜ'ye devam ederken yarı zamanlı olarak Yale Üniversitesi'nde de çalışmalarına devam etmiş ancak 1974'te bu izni kaldırılıp ODTÜ'den ayrılmak zorunda kalmıştır. Bir konuşmasında ayrılmasına neden olan koşulları esprili bir ifadeyle anlatır. Birincisi sık sık ve ücretli izin alarak dışarıdaki bilim merkezlerinde çalışmam ve bu bilimsel alışverişe öğrencilerimi de katmam. İkincisi Türkiye'mizin seviyesine ve ihtiyaçlarına uygun olmayan üst düzeyde bir araştırma yaparak gençliğe zararlı bir örnek olmam. 1991 yılına dek Yale Üniversitesi'nde bulunmuş 1977'de Sheldon Glashow ile fizik alanında dünyada en prestijli ödüllerden biri olan Oppenheimer Ödülü'nü paylaşmıştır. Bu ödülü alanlar arasında Nobel Fizik Ödülü kazanmış Paul Dirac, Steven Weinberg gibi isimler vardır. Ödülü aldıktan sonra ödül Yale ile Harvard arasında paylaşıldı diye yazıldı. İsterdim ki ODTÜ ve Harvard arasında paylaşıldı desinler diyerek ODTÜ'den ayrılışının üzüntüsünü dile getirmiştir. İlginç bir anekdot olarak Gürsey'in Oppenheimer ödülü alması üzerine Burhan Felek Milliyet Gazetesi'nde bununla övünelim adlı bir yazı kaleme almış. Yazısında Feza Gürsoy adındaki bir hanım profesörün atom fiziğine ait bir teori bulduğunu ve gazetelerin boy boy fotoğraflarını basması gerektiğini dile getiren Felek'e Feza Bey'in cevabı onun esprili yanını da ortaya koyar. Cinsiyetimle ilgili olan nokta Keşke ben de şirin bir profesör olsaydım da Türk kadınlığına iki defa şeref verebilseydim. Aslında biraz kamburu çıkmış, gözlüklü, derviş kılıklı bir hocayım. Hala benden fotoğraf isteyecek misiniz? 1991'de emeklilik sonrası Boğaziçi Üniversitesi'nin teklifini kabul etmiş, ancak geri dönüşü aynı yıl yakalandığı prostat kanseri yüzünden kısa sürmüş ve 13 Nisan 1992'de Yale Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etmiştir. Feza Gürsey hayatını teorik fiziğin en yeni ve orijinal problemlerine en üst seviyede katkılar yaparak geçirmiş, vefatından bir yıl önce 70 yaşında Boğaziçi Üniversitesi'ne döndüğünde de planı o zamanlar yeni filizlenmeye başlamış sicim teorisi üzerine çalışmalarına devam etmek olan büyük bir entelektüel ve bilim insanıydı. Dünyanın yaşayan en ünlü bilim insanlarından çoğu bilim insanının 20. yüzyılın ikinci yarısının Einstein olarak nitelendirdiği fizikçi Edward Witten onun için bilimsel çalışmaları hem büyük bir orijinallik ve zarafet hem de entelektüel cesaret örnekleriydi. Hayatının sonuna dek uğraşılabilecek en zor problemleri ele alıp hiç girilmemiş alanlarda ardından gelenler için tohumlar ekmiştir. Bilim adamı kişiliği bir yana Schubert'ten Dede Efendi'nin müziğine, Göte'den Yunus Emre'nin şiirlerine, Prost'un kitaplarından Van Gogh'un resimlerine dek her alanda sohbet edebileceğiniz derin bir insandı ifadelerini kullanmıştır. Ezgizlerine bakıldığında Feza Gürsey'in özellikle resme olan merakının gerçekten de bir hobi olmanın ötesinde olduğu hemen kendisini belli etmekte. Ünlü teorik fizikçi ve matematikçi Freeman Dyson, Feza Gürsey'in 60. doğum yılını kutlama toplantısında yaptığı konuşmada Feza'nın araştırma konularını şöyle sıralamıştır. Conformal group, dester grubu, klasik spinli elektron, SU6 matrisi, Mach relativitesi, Kerr geometrisi, kuaternionlar, oktonionlar, istisnai Li grupları. Moda olmayan bu konular üzerinde konuşmanın önemli olduğunu düşünmemin tek nedeni Feza gibi insanların nadir olması. Feza'nın hayatı boyunca peşinden gittiği konulara bakarsak, kısa vadede pek önemli ve işe yarar gibi değillerdir. Ancak seneler sonra tanınmaya, anlaşılmaya ve önemli olmaya başlarlar. Bence bu Feza'nın çalışmalarının karakteristiğidir. Onun arayışlarının listesinde bu ortak özelliği görebiliriz. Kendisi de 2020'de aramızdan ayrılan Dyson'ın bundan 40 yıl önce söyledikleri aynen doğru çıkmış. Feza Gürsey'in o dönem uğraştığı tüm konular bugün popülerlik kazanmıştır. Vefatı sonrasında adına Türkiye'nin ilk bilim müzesi açılmış, 1983'te kurulmuş olan bir araştırma enstitüsü de onun ismini almıştır. Araştırma enstitüsü olan kurum fizik ve matematik alanında kuramsal çalışmalar yapan genç akademisyenleri bünyesinde barındırıp tamamen kuramsal araştırma faaliyetlerine odaklanmışken 2011'in Temmuz ayında TÜBİTAK'ın başkanlığının Nüket Yetiş'in yaptığı dönemde özelliği kaldırılıp Gebze'deki Bilgem'e bağlanmıştır. Ne tesadüftür ki Bilgem'in başkanı da Nüket Yetiş'in eşidir. 2010 yılında 1,5 milyar lira bütçesinin 300 milyon lirasını harcayamamış olan TÜPİDAK, yıllık bütçesi 2 milyon lira olan enstitü üzerinde tasarruf yapma gereği duymuştur. Ne ironik ki kapatılma gerekçesi CV'sinde 70 makalesi olduğunu ilan ettiği halde veri tabanlarına bakıldığında hayatı boyunca mesleki dergilerde yayınlanmış 3 tane yayını olduğu ortaya çıkan Nükhet Yetiş tarafından akademik yetersizlik olarak gösterilmiştir. 2015'te yeniden kurulan bu merkez şu an faaliyetini çeşitli çalıştaylar ve yaz okulları düzenleyerek devam ettirmektedir. Evet, Feza Gürsey, 20. yüzyılın en önemli bilim insanlarından biri olarak hep Türkiye'nin seviyesi ve ihtiyaçlarının üzerinde çalışmalara imza atmış, günümüzde Türkiye ve yurt dışındaki en önemli üniversitelerde üst düzey görevlerde bulunan insanlar yetiştirmiş bir bilim insanı oldu. Bu sebepten yaşarken memleketinde çalışamamış, hatta vefatı sonrası ismini taşıyan kurum kapatılmıştır. Dünyanın her köşesinde kendisini teorik çalışmalara adamış zeki bilim insanlarını barındıran birçok enstitü mevcut. Ve bu yerlerde belki şu anda ne işe yarayacağı belli olmayan ama insanlığın geleceğini şekillendirecek teorik çalışmalar yapılıyor. Şu an belki dünya üzerinde çok az sayıda insanın anlayabileceği bu üst düzey çalışmalardan bazıları belki de gelecek yüzyılda günlük hayatımızın merkezinde olacak. Aynı Tesla'nın, Maxwell'in, Einstein'ın ve nicelerinin önceki asırlarda yaptığı çalışmaların şu anda hayatımızın merkezinde olduğu gibi. Her şey bir kenara. Evrensel kavramların içinin tek tek boşaltıldığı bu günlerde milli bilim, milli hukuk gibi kavramlar üretmeye soyunan Türkiye'nin gerçek milli değerlerinden birine hem yaşarken hem de ölüyken gösterdiği hukukun neresi milli kültürümüzle örtüşüyor? Feza gibi insanlar sıradan olmak için değil, çığır açmak için var değerlerini anlamak ve misyonlarını devam ettirmek ancak bizim kazancımız olabilir. 100. yaşın kutlu olsun Feza Gürsey.